Her işin bir püf noktası var biliyorsunuz. Yani bir inceliği var ya da öğrenmeniz gereken çok önemli küçük bir ayrıntısı var. Peki bu püf noktası sözü nereden çıkmıştır? Rivayet olunur ki zamanın birinde çanak, çömlek, testi vesaire yapan bir usta varmış. Topraktan çok güzel çanaklar, çömlekler, testiler, vazolar yapıyormuş. Yanında da çalışan bir kalfası varmış. Kalfa uzun yıllar bu ustasının yanında çalışmış ve en sonunda ustasına gitmiş, ustam demiş, ben izniniz olursa artık kendi dükkanımı açmak istiyorum. Bu zanaatı kendi mekanımda sürdürmek istiyorum demiş. Usta ona şöyle bir bakmış ve demiş ki, sen demiş kendi dükkanını açabilirsin, zanaatını yürütebilirsin ama henüz demiş bu işin demiş püf noktasını öğrenmedin demiş. Kalfa bir düşünmüş. Ben demiş yıllardır sizin yanınızdayım ustam. Siz ne yapıyorsanız ben de onu yapıyorum demiş. Yani sizden eksik bildiğim bir şey kalmadı. Öğrenebileceğim her şeyi öğrendim demiş. Aceleci davranıyorsun ama sen bilirsin demiş. Kalfa gitmiş kendine bir dükkan açmış. İşte o çamurunun vesairesini her şeyini ayarlamış. Ondan sonra en sonunda imalata başlamış. Sonra fırına veriyor. Fırından çıkardığı zaman bakıyor ki bütün yaptığı her şey çatlamış. Sonra tekrar deniyor. Tekrar fırına veriyor. Kızartıyor, çıkarıyor. Bütün yaptığı şeyler ziyan oluyor. Hepsinde çatlak var. En sonunda dayanamıyor. Ustasına da gitmeye de yüzü tutmuyor. Çünkü ustası ona söyledi. Sen daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun diye. O da hayır ben biliyorum dedi. Şimdi biraz da utanarak, biraz da mahcup bir şekilde ustasının dükkanına varıyor. Ustam diyor, ben bu zanaatla ilgili her şeyi biliyorum fakat burada da yapıyordum, beraber yapıyorduk, fırına veriyorduk, fırından çıkıyordu. Hepsi sağlamdı. Çok nadir arada bir tane, iki tane çatlak çıkardı. Biliyor musunuz? Benim şu anda fırına verip aldığım sağlam bir vazo, bir testi, bir ibrik yok yani demiş. Nasıl oluyor demiş. Geç bakalım tezgahın başına demiş ve kalfayı tezgahın başına geçmiş. Yoğur bakalım çamuru demiş. Çamuru yoğurmuş. Ondan sonra alette işte dönmeye başlamış. En sonunda bitirdiğinde fırına ver demiş. Usta kenarda bunu izliyor. O bitirmiş işte kenarını falan eliyle ufak tefek düzeltmeleri yaparak fırına vermiş. Tam fırına verirken usta dur demiş. Bak demiş burada bir eksiğim var demiş. Nedir ustam demiş. Püf noktası demiş. Nasıl yani demiş. Ver bakalım vazoyu demiş. Almış vazoyu. Vazonun kenarında küçük bir kabarcık varmış. Su kabarcığı. Ya da hava kabarcığı. Usta almış o vazoya püf demiş. Ve o kabarcığı patlatmış. Şimdi ver fırına demiş. Fırına vermiş, çıkmış sağlam. Kalfa demiş ki, yani bütün mesele bu muydu ustam demiş. Evet demiş, bütün mesele buydu. Bu işte püf noktasıdır demiş. Şimdi günümüzde püf noktası gerçekten de bu püf sesinden çıkmış ve günümüze kadar gelmiş. Bugün için herhangi bir işte, bir zanaatta küçük, önemli ayrıntıları kaçırıyorsanız bunlara püf noktası deniyor. Çok küçük fakat önemli bir takım ipuçları ya da ayrıntılar için günümüzde püf noktası diyoruz. Onun için de her işin bir püf noktası var deniyor. Yani her işin bir inceliği var. Her sanatın, zanaatın, yaptığımız her şeyin bir inceliği var. O küçük ayrıntıyı, o inceliği bilmediğinizde o işte başarılı olamıyorsunuz. Onun için sohbetlerde de işte önemli bir şey aktardığımızda bak sana bir püf noktası vereceğim dediğimizde karşıdaki bizi dikkatle dinliyor. Çünkü sohbetin en önemli noktasını yani can alıcı bilgisini bize verecek anlamına geliyor. Püf noktası bu. Başka bir videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bu arada abone olarak kalın.